Bakın açık konuşayım. Bugüne kadar söylediklerimden yana beni çok eleştirseler de söylediklerimin tek tek çıkıyor olmasını sizlere birazcık ispatlamak istiyorum. Bunu da böyle boynuma bir borç biliyorum. Hakan Fidan'la ilgili gelişmeleri 45 günlük 50 günlük periyot arasında tek 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 anlatarak işledim. Nereden biliyorsun? Uydurma, şöyle yapma, böyle yapma. Oo, neler neler yazıldı, çizildi, konuşuldu, söylendi. Beni bazı şeylerle itham ettiler. Bunların her birini gördük. Kayıtlara da geçti ama bakın şimdi benim söylediğimin bir benzerini kim söylüyor? Gelelim ona bir bakalım. Hakan Fidan esip gürlüyor. O ülkeye, Amerika'nın ortağına, Amerika'nın veledi zinası İsrail'e yapmadığını bırakmadı. Yarın öğreneceksiniz. Emin olun dedi. Anlattım sizlere. Sizler o bölgede belki Türk askerini görmek istiyorsunuz. Kimileri için söylüyorum. Türk bayrağını görmek istiyorsunuz. O topraklarda mazlum Gazze halkının yanında dedim. Şu an göremiyorsunuz ama bilin ki bir zaman geçecek. Sonra devletinizin neler yaptığını duyacaksınız. Göğsünüz kabara kabara dinleyeceksiniz ve anlatacaksınız. Helal olsun. Ne büyük bir devletim varmış diyeceksiniz. Bunu da biliyorum diye sizlere anlattım. Bakın El Cezire'nin İstanbul şefi ne diyor? Hakan Fidan krizin başlangıcından beri Filistin lideriyle kimsenin göremediği, görüşemediği, konuşamadığı Filistin lideriyle 3 kez görüştü. Fidan sessizce hareket eden ve Gazze'nin menfaati için henüz açıklanmayan. Nasıl benim dediğime geliyor olay? Henüz açıklanmayan pek çok şey yapmış bir adamdır diyor Hakan Fidan. Bugün NATO'ya girdiğinde bütün gözlerin üzerine çevrildiği, Birleşmiş Milletler'e gittiğinde bütün gözlerin onu izlediği Hakan Fidan'ın, bir istihbarat dehası Hakan Fidan'ın, Putin'in bile hayran olduğu Hakan Fidan'ın ki nereden biliyorum? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Hakan Fidan birlikte, karşılarında da Putin ve onun ekip arkadaşları var, bir görüşme yapacaklar. Putin bir şey anlatacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bir şey bildirmesi gerekiyor. Bir konu hakkında, bir konuyu açması lazım. Diyor ki, aa diyor, Hakan Fidan da mı aranızda? Evet. O zaman diyor benim konuyu söylememe gerek yok. Zaten o çoktan biliyordur ve size anlatmıştır diyor. Hayranlığını bu cümlelerle dile getiriyor. Batılılar, Batılılar aynı şekilde farklı farklı. Karanlık tarafın prensi, karanlık tarafın, siyasetin perde arkasının lordu gibi böyle batılı bazı tabirlerle Hakan Fidan'ın nedenli tehlikeli olduğundan bahsediyorlar. Amerika'da dünya üzerinde dikkat edilmesi gereken, Amerikan çıkarları için en büyük risk teşkil eden isimler listesinde ilk 5'te yer alıyor kendisi. 8 milyar nüfuslu dünya içerisinde ilk 5'te yer alıyor. Türkiye'nin İsrail üzerinde operasyon çektiğini ve bunu en etkin yapanın Hakan Fidan olduğunu Batı dünyası binlerce sayfa halinde yazıp yazıp çiziyor. Bizimkiler istediği kadar konuşmasın. Bakın Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde, komutanı Muhammed Daif. Haklarında hiçbir şey bilinmiyor. İsrail istihbaratının içinden geçen adamlar bunlar. Belki Arap, belki Türkler, belki de bir başka milletten, belki tek kişiler, belki de bir sistem. Hayalet gibiler. Bu. Yani bilinmezlik, kimliksizlik, asimetrik savaşta büyük bir güç çarpanı. Ubeyde'yi hem maskeli görüyoruz, kim olduğunu kimse bilmiyor. Daif'ınsa yüzünün göründüğü çok eski bir resim var. Onun dışında iki kez maskeli olarak görüntü vermiş. İsrail'in elinde onun hakkında ne işe yarar bir bilgi var ne de bir başka bir şey. Hiçbir halt yok. Öyle olmasa İsrail en başta bitirirdi bu işi ama yapamadı. Yapamıyor. Orada da bir istihbarat harikası, istihbarat mucizesi dönüyor. İlişkileri kurun kıymetli dostlar. Her şeyi ben söylemeyeyim. Bazı şeyleri, yapbozun parçalarını birleştirelim istiyorum. Bununla ilgili son bir cümle daha söyleyeyim. İşte bunu bir kenara yazın. Bu isimler direnişin görünmese de bilinen isimleri, İsrail'in bilinenler hakkında bile ortaya bir şey koyamadığı bu nokta. Peki arkadaki Ebu Ubeyde kadar bile görünmeyenler, Ebu Ubeyde kadar bile bilinmeyenler, bir şey yapmıyor denilenler, adım atmıyor denilenler, o görünmeyen, bilinmeyen tarafta çok şey yapılıyor olabilir. Aynı burada konuşulduğu gibi. Bağlantıları kurun istiyorum. Basbayağı bildiğimiz ve hissettiğimiz şeyleri öyle bir şey yokmuş gibi yapmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. İsrail'in zalimliğini biliyordu. Hegemonların bir nevi büyük İsrail olduklarını biliyordu. Yüzleşme anını erteliyorduk sadece. Dünya bu berbat haliyle de olsa arıza çıkarmadan devam etsin diye, dükkan dönsün diye belki de yapıyorduk bunu. Ara ara da yok canım, kötülük ve zulüm bu kadar da serbest hareket edemez artık saflığıyla bakıyorduk belki de. Ama o saat tik tak tik tak dedi ve geldi. Çattı. Gazze zihinlerin üzerinden çıktı.
çekip alınan bir örtüydü aslında. Yeni dünyanın, modern dünyanın, gelişmiş dünyanın, 21. yüzyılın, teknolojinin, modernitenin, çağdaşlığın, uygarlığın zirvesinin ne kadar aşağılık olduğunu net olarak. Bakın Putin mesela bu yüzden kendini güven altında hissetmediği ülkelere seyahat etmiyor. Giremezsin dedikleri için değil. Güvende hissetmediği için. Dünya öyle bir eşkıya düzeninin içerisine girdi. Yeni dünya düzeni bu şartlarda ve bu isimlerle mümkün değil. O yüzden Türkiye yepyeni bir dünya için eski dünyanın yıkılmasını talep edenlerden biri. En azından düzenin. Ve bunun için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Putin'i anında yakalama çıkartan Batı sadece her saat. Savaş başladığından beri her saat içinde 10 çocuğun canına kıyan İsrail için neden kılını kıpırdatmıyor? Neden bir tutuklama kararı yok Netanyahu'ya? Oğlu Amerika'da, Maldivler'de, orada burada fink atmasını biliyor ya, tatil yapıyor ya. Netanyahu'nun oğlundan bahsediyor. Ha geçen de sosyal medya hesabında gördüm. Bağımsız Kürdistan, özgür Kürdistan diye bir fotoğraf paylaşıyor. Sen İsraillisin, Yahudisin, Siyonistsin, Netanyahu denilen aşağılığın çocuğusun. Bu bile bir hakaret yani, bilmem ne çocuğu derler de gerek yok. Netanyahu'nun çocuğu daha ağır. Senin ne işin var Kürdistan'la? Diyorum, sıra bizde geldi. Bakın Lübnan'dan önce bizim hesabımızı yapıyor bu İsrail. Haberiniz olsun, sınırlarımıza göz diktiler. Uyanık olmak zorundayız. Benim talihsizliğim burada gördüğünüz gibi. Bazı olacakları kader perspektifinden değerlendirdiğimde daha önceden söylüyorum. Tek talihsizliğim bu. Keşke haklı çıkmasın. Olup bitenlerin henüz tartışmaya başlanmadığı kritik bir yüzü de var. ABD ve İsrail eliyle popüler kültürün içine ölüm kültü enjekte etmeye başlayan dünya. Dikkat ediniz. İsrail'in zulmü her gün daha da teşhirci bir nitelik kazanıyor. Daha utanmadan yapıyorlar. İnsan ister istemez soruyor. Hedefleri aklımıza gelenlerden daha da mı ötede? Kitlesel yok etmeler sıradanlaşacak mı? Bunun mu temelini atmak istiyorlar? Üzerinde durmamız, düşünmemiz gereken bir nokta. Çünkü artık bebeklerin öldürülmesini, çocukların katledilmesini, kadınların yok edilmesini, hamile kadınların karnındaki bebeklerin yakılmasını normalleştiren bir dünya zihniyeti olduğunu görüyorum. Acaba hani o hep kehanetlerde, efendime söyleyeyim bir takım gelecek perspektiflerinde hani 3. Dünya Savaşı olacak ama 4. Dünya Savaşı taşlarla sopalarla olacak. Çünkü öyle yok edecek dünya kendini. Dünyadaki insanlar gibi bazı tezler var ya. Acaba oranın mı altını oyuyorlar? 300 milyon nüfuslu bir Yahudi dünyası mı inşa etmek için çaba ve gayret gösteriyorlar? Üzerinde durmak, düşünmek ve önlemleri almak zorundayız. Kıymetli dostlar, bugünlerde sosyal medyada yaptığımız paylaşımlarda büyük bir saldırıya ve baskıya maruz kalıyoruz. Hem platform hem de bazı şer odakları. Dan gelen saldırılar bunlar. Bu noktada bizlere destekleriniz çok çok önemli. Yayın hayatımızı sürdürebilmek için hiçbir ücretli değil, tamamen ücretsiz olan abone olmak, takip etmek, destek yorumunda bulunmak, videoyu paylaşmak, bunları sizlerden rica ediyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, hoşça kalın efendim.